Saat 19. Sana Haber Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Alevi Kültür Merkezi dün akşam Aşure Lokması etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, inanç ve ibadet özgürlüğüne işaret etti ve kültürel zenginliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine katkı koyabilmesinin önemine değindi. Tatar, devlet ve hükümetin imkanları dahilinde ülkede var olan değerleri gelecek nesillere aktarmak için katkı koymaya devam edeceğini de vurguladı. Alevi Kültür Merkezi'nin geleneksel Aşure Lokması etkinliği Cemevi ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir etkinlikte yaptığı konuşmada Kerbela'nın tarihte yaşanan en büyük katliamlardan biri olduğuna değinerek Kerbela'da can verenleri andı. Cengiz Demir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Alevilerin sorunlarına da değinerek bu ülkeyi kendine yurt edinmiş Alevilerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm bulunmasını temenni etti. Etkinliğe Türkiye'den gelen Pir Hasan Kılavuz Dede de Aşure gününün birlikteliği ve kardeşliği simgelediğini ifade etti. Pir Hasan Kılavuz Dede 6 Şubat günü ülkemiz bir Kerbela yaşandı, on binlerce insan toprak altında kaldı, bir o kadar da yaralımız oldu diyerek deprem felaketinde yaşamını yitiren şampiyon melekler ve yaşamını yitiren herkesi rahmetli andı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Alevi cemaatinin önemli başarılarına şahitlik ediyoruz dedi. Buradaki inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, herkesin birbirine saygılı olabilmesi ve birlikte kültürel zenginlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine birlikte katkı yapabilmemiz hepimizin büyük bir değeridir. 1974 öncesinde büyük acılar yaşayarak soykırıma uğrayan Kıbrıs Türk halkının adadan tamamen göç ettirilmeye çalışıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1974 Barış Harekatı'yla özgür ve bağımsız bir şekilde bu topraklarda var olduğunu belirtti. Kendi değerlerimiz, kültürel zenginlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan da farklı ülkelerden bakıldığında orada bu cumhuriyet layık cumhuriyet ama herkese ibadet ve inanç özgürlüğüne saygı duyan, ona göre gerek eğitimde, gerek kültürel yaşamda, gerek her türlü faaliyetlerde bizlerin beraber bütün bu değerlere sahip çıkmasıyla bütün bu zenginlikleri yaşayabilmemiz bizlerin barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamlarımızı sürdürmemiz, gelecek nesillere bütün bu değerlerin taşınabilmesi için elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kendisine düşeni, kendi vatandaşlarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesine ve kültürel bütünlüğüne katkı koyanlara yapmasını gerçekten buradan bir kez daha değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı konuşmasında 6 Şubat deprem felaketinde yaşamını yitirenleri ve şampiyon melekleri de anarak geride kalan herkese sabırlar diledi. 6 Şubat depremi gerçekten bir Kerbela faciası gibi on binlerce insanımızı kaybettik. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazi Mausa'mızın, Türk Marif Koleji'nin o voleybol öğrencileri, şampiyon melekleri, onların velileri, onların öğretmenleri ve diğer vatandaşlarımızla büyük bir felaketi hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla hayatlarını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Onların acılı ailelerini böyle bir akşamda onlara sabırlar diliyorum. Milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Etkinlikte konuşmaların yanı sıra Zakir Süleyman Şaşkara ve Grup Ezman sahne alarak deyişler okudu, türküler söyledi. Etkinlikte Aşure duası okuyarak Aşure dağıtımı da yapıldı. Yarın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65. ve Kıbrıs'ın fethinin 452. yıl dönümü olan yarın tören ve etkinlikler yapılacak. Gün dolayısıyla yarın ülke genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65. ve Kıbrıs'ın fethinin 452. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle ülke genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak. Mukavemet yol koşusu saat 6'da Güvenlik Kuvvetleri Karargahı Boğazköy'de başlayacak. Kayıtlar sabah 5-5.50 arasında başlangıç noktasında yapılacak. 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak ve dereceye giren sporculara ödülleri Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği'nde saat 10.15'te verilecek. Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 9.30'da tören düzenlenecek. Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda saat 10'da, Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda ise saat 12'de çelenk sunma töreni yapılacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ise saat 19.30'da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Güney Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Mitsotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis ile bir araya geldi. Mitsotakis ile Christodoulidis görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin iki ülke arasında birlik mesajı verdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis iki kez ertelenen Güney Kıbrıs ziyareti için Kıbrıs'a geldi. Mitsotakis ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis ile Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Christodoulidis ile Mitsotakis, Güney Kıbrıs'la Yunanistan'ın Kıbrıs sorunundaki hedeflerinin ve arzularının ortak olduğuna vurgu yaptı. Mitsotakis ile Kıbrıs sorunundaki çıkmazın nasıl aşılabileceğini ele aldıklarını kaydeden Christodoulidis, Birleşmiş Milletler'den bir yetkilinin Eylül ayı başında New York'taki üçlü görüşmenin ön hazırlığını yapmak üzere Güney Kıbrıs'a gitmesinin beklendiğini ifade etti. Nikos Christodoulidis konuşmasında Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesinin Eylül ayı başında gerçekleşeceğini de söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs sorununda üstlendiği herhangi bir inisiyatifin Yunanistan tarafından tam destek aldığına işaret etti. Mitsotakis, AB-Türkiye ilişkilerinde iyileşmenin Kıbrıs sorununa da olumlu yansıyacağını kaydetti. Elektrikte yeni tarifeler belli oldu. Konut tarifelerine her kilowatt saat için 0,25 ile 0,74 TL arasında zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yeni tarifeleri duyurdu. Yeni tarifeye göre tek zamanlı konut tarifesinde ilk 500 kilowatt saat için yoksul muafiyeti 0,3442 Türk Lirası olarak kalırken diğer tek zamanlı konut tarifelerinde her kilowatt saat için 0,25 ila 0,74 Türk Lirası arasında artışa gidildi. 3 zamanlı konut tarifesinde de her kilowatt saat için puant sürelerine 0,73 Türk Lirası, normal sürelere 0,53 ve puant dışı sürelere 0,35 Türk Lirası zam yapıldı. Konut tarifelerinde makdu ücret 25 Türk Lirası'ndan 33,5 Türk Lirası'na çıkarken ticari, turizm, endüstri, su motorları, devlet dairesi tarifelerinde tek faz için 35 Türk Lirası'ndan 46,90 Türk Lirası'na, çok faz içinse 50 Türk Lirası'ndan 67 Türk Lirası'na yükseldi. Üniversiteler ve kasinolar içinse makdu ücret 8 Türk Lirası'ndan 10,72 Türk Lirası'na çıktı. Ayrıca 27 Temmuz itibarıyla tesisat kontrol, sayaç kontrol ve sigorta değişimi ücretleri de yürürlükteki asgari ücrete göre düzenlendi. İlk tesisat kontrolde herhangi bir ücret alınmazken ikinci ve daha sonraki her kontrol için ödenecek ücret 1085,04 Türk Lirası'ndan 1448,24 Türk Lirası'na, sayaç kontrol ücreti 1085,04 Türk Lirası'ndan 1448,24 Türk Lirası'na çıktı. Sigorta değişim ücreti ise kurum hizmet merkezinden 0-4 kilometre arası mesafede bulunan yer için 406,89 Türk Lirası'ndan 543,09 Türk Lirası'na, kurum hizmet merkezinden 4 kilometreden fazla mesafede bulunan yer için 678,15 Türk Lirası'ndan 905,15 Türk Lirası'na yükseldi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bankalar Birliği'ni kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomideki gelişmelere göre mevduatların korunarak ekonomiye kaynak yaratılması gerektiğini işaret ederek yatırımın gerçekçi olabilmesi için kredi vadelerinin de uzatılması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulle yaptığı konuşmada bankaların ekonomi için önemine işaret etti. Bankacılık faaliyetlerinin uluslararası etik ve değerlere göre yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, kara para gibi konularda gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan altyapı yatırımlarıyla ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle bankacılık sektörünün de gelişmeye devam edeceğini kaydetti. Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak mutlak surette sizler de tasarrufların, mevduatların korunup bunların öz kaynakların da verdiği o potansiyel güçle ekonomiye kaynak yaratmak. Tabii bizdeki mevduatların süresi belli. Dolayısıyla krediler de öyle oluyor. Çok uzun vadeli krediler şu anda belki yapılması zor olabilir ama uzun vadeli temennim kredilerin sürelerinin uzaması. Sağlıkla devam edelim. Sağlık Bakanı İzlem Gürç'e Altuğrak Gazi Mausa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Altuğrak Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde kapasitesi genişletilen yoğun bakım servisleriyle tadilatı tamamlanan liman yolundaki 112 acil servis merkezinde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kapasiteleri genişletilen Gazi Mausa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisleriyle tadilata tamamlanan liman yolundaki 112 acil servis merkezinde incelemelerde bulundu. Gazi Mausa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Kalfaoğlu yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Şu an için yeni bir yoğun bakım yaparak, her hasta için de izole bölümleri ayırarak 7 yataklı bir yeni yoğun bakım yaptık. Ayrıca çağdaş olmayan koroner yoğun bakım servisimizi de güncelleyip çok daha donanımlı ve çok daha iyi bir servis haline getirerek şu an için 12 yataklı hizmet verebilecek yoğun bakımlarımızı hizmete açmış bulunuyoruz. Bir sonraki adımın anjiyografi servisini hayata geçirmek olacağını belirten Kalfaoğlu, böylece Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nin kendi kendine yeten bir noktaya geleceğini vurguladı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da 156 yatak kapasiteli hastanenin genel yoğun bakım ve koroner yoğun bakım servislerinin 12 yatak kapasitesine çıkarılmasıyla hizmetin de genişletildiğine işaret etti. Toplamda yoğun bakım servislerimiz hastalarımıza hizmet vermektedir. Bu açıklamanın ardından, Sayın Başhekim'in yapmış olduğu açıklamanın ardından yatak kapasitesinin artmasıyla birlikte, yani yoğun bakım servisindeki yatak kapasitesinin artmasıyla birlikte hastalarımıza götürdüğümüz sağlık hizmeti çok daha geniş ve çok daha kapsamlıdır. Bundan dolayı kendilerini tekrar tebrik etmek istiyorum. Elbette ki Mausa Hastanesi'nin de 3. basamak hastanesi olması yönünde bizim de bir duruşumuz vardır. Gerek eksik olan servislerin, gerek eksik olan araç gerecin veya insan gücünün, mesleki anlamda da insan gücünün imkanlar el verdiği ölçüde tamamlamaya devam ediyoruz. Bunun sonrasında da halka yönelik götürülen sağlık hizmeti tabii ki kendiliğinden daha güçlü ve daha etkin olacaktır. 6 Şubat tarihinde asrın felaketi diye adlandırılan depremde maalesef hayatını kaybeden kardeşlerimizden biri de bizim hastanemizde, Mausa Devlet Hastanesi'nde koroner yoğun bakımda hizmet veren Bedriye hemşiremizdi. Kendisini bugün rahmetle yad etmek istiyorum yeniden ve anısını yaşatmak adına, kendisini de ölümsüzleştirmek adına bir yerde de koroner yoğun bakıma Bedriye hemşiremizin adını vermek istiyoruz.
Bediye hemşirenin eşi Ahmet Can Yeniçeri'de eşinin anısının yaşatılması için yapılan çalışmadan ötürü teşekkür etti. Sağlık Bakanı İzzem Gürçağal Tuğra daha sonra liman yolunda bulunan ve tadilatı tamamlanan 112 Acil Servis Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Altuğra burada yaptığı açıklamada merkezde acil servis personelinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tadilat yapıldığını vurguladı. Bugün meclisimizden yataklı tedavi kurumlarının dairesine bağlı teşkilat yasasının da komiteden oylanarak geçtiğini ve genel kurula sevk edildiğini ilk defa sizin kanalınız aracılığıyla da paylaşmak istiyorum. Bizim sağlık emekçilerine ihtiyacımız vardır. Hekimden bahçıvana kadar sağlık emekçilerine ve tamamlayan meslek gruplarına ihtiyacımız vardır. Bunların da istihdamı tekrar etmek istiyorum. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun uygulayacağı sınavların ardından gerçekleştirilecektir. O nedenle evet, sorunuza tekrar yanıt veriyorum. Paramedik istihdamı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi'ne ek derslik yapılmasını içeriyor. Bir sınıfta sen yap kampanyası çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında Şehit Mehmet Eray İlkokulu'na ve Değirmenlik Lisesi'ne ek derslik yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan imza töreninde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'yla Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler protokolü imza koydu. İmzalanan protokol kapsamında proje dahilindeki tüm inşaat malzemeleri bakanlık tarafından temin edilecek, ek dersliklerin yapımını ise Değirmenlik Akıncılar Belediyesi üstlenecek. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bir okulda sen yap ve bir sınıfta sen yap kampanyasına hayırsever iş insanlarının yanı sıra belediyelerinde destek verdiğini dile getirdi. Ülkenin geleceği olan gençlere el birliğiyle destek verilmesinin önemine de vurgu yapan Çavuşoğlu, toplumsal dayanışma duygusuyla hareket ederek eğitimin altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de merkezi hükümet yerel yönetim işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Belediye olarak bölge okullarının yeni eğitim yılı için hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ve okulların ihtiyaçlarını karşılamak adına bakanlıkla işbirliği içinde hareket ettiklerini söyleyen Karavezirler, yeni eğitim yılında Şehit Mehmet Eray İlkokulu'na 3 derslik, 1 öğretmen odası, Değirmenlik Lisesi'ne ise 3 derslik, 1 müdür muavini odası kazandıracaklarını belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa ilçesi Mutluyaka köyünü ziyaret etti ve köy halkının sorunlarını dinledi. Bir programa katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise ülkede alım gücünün hızla düştüğüne işaret etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa ilçesi Mutluyaka köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre köy halkının sorunlarını dinleyen heyet çözüm önerilerini anlattı. Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, memleketin büyük bir krizin içinde olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, inşaat sektöründe, araç sektöründe ve marketteki satışlarda talebin başka yerlerden geldiğini söyleyerek bizim talebimize bakarak fiyat belirleyecek sektör yok. Biz keşke sadece yoksullaşıyor olsaydık. Biz yoksullaşmaya ek olarak yoklaşma da yaşıyoruz diye konuştu. Erhürman, ülkede planlama yapılmadığı takdirde geri döndürülemez hasarlar oluşacağını söyledi. Erhürman, yoksullaşıyoruz, çocuklarımız göç ediyor, her dakika fiyatlar değişiyor. 25 Haziran hayat pahalılığının hesabının kesildiği gün. 25 Haziran'dan 25 Temmuz'a hayat pahalılığı rakamı maskaralığa dönüştü. Sadece benzin 6 defa zamlandı. Yoksullaşma, alım gücünün düşmesi jet hızında gidiyor. Karşımızdaki yapının tek derdi kimin ne olacağı, çözüm bir an önce gitmeleridir diye ekledi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun karasal sayısal yayın sistemini yenileme ve geliştirme projesinde sona gelindi. Kurumun uzun süredir sürdürdüğü projeye Avrupa Birliği destek veriyor. Proje kapsamında bugün Selveli Tepe Verici Merkezi'nde enerji çalışması yapılıyor. Çalışma nedeniyle Selveli Tepe Verici Merkezi'nden yayın yapan tüm radyo kanallarının yayınları Kantara Verici Merkezi'nden devam ediyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun DVB-T Dijital Karasal Yayın Projesi'nde sona gelindi. Kurumun uzun süredir sürdürdüğü ve bir süreden beri BTHK ve Avrupa Birliği ile ortak yürütülen proje kapsamında mevcut sayısal yayıncılık sistemlerinde kapasite artışı yapılacak ve analog yayınlar dijital ortama taşınacak. Proje kapsamında dijital ortama taşınacak olan radyo yayınları için Selvili Tepe Verici Merkezi'nde enerji çalışması yapılıyor. Çalışma nedeniyle Selvili Tepe Verici Merkezi'nden yayın yapan Bayrak FM, Bayrak Radyosu, Bayrak Haber, Bayrak International, Bayrak Klasik ve Bayrak Türk Müziği yayınları, özel şirketlere ait radyo yayınlarıyla internet yayınları saat 21'e kadar Doğu Bölgesi Kantara Verici Merkezi'nden devam ediyor. Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi bugün feshedilirken tesisin işletmesi için geçici olarak kapalı zarf usulü teklif alınacak. İşletme için ihale süreci tamamlanana kadar alınacak teklifle çöplerin bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması hedefleniyor. Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'nde geçici süreliğine hizmet alımına gidiliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ihmalleri tespit edilerek polis tarafından dava okunan Doğru Tasarım Şirketi ile sözleşme feshedilirken, tesisin işletmesi için ihale süreci tamamlanıncaya kadar birkaç gün içerisinde geçici süreliğine kapalı zarf usulüyle hizmet alımı için teklif alınacak. Çıkan yangınlar nedeniyle yaşanan çevre felaketleri ve kamu sağlığını tehdit eder duruma gelen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi için 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından özelleştirme kararı alınmış ve yetki Maliye Bakanlığı'na verilmişti. Bakanlıktan alınan bilgiye göre Maliye Bakanlığı'nın tesis işletmesi için ihale sürecini tamamlayana kadar geçecek sürede çöplerin bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına mevcut sözleşmeyi iptal edip geçici süreliğine kapalı zarf usulüyle hizmet alımı için teklif alacak. Çevre Koruma Dairesi bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay vermediğini açıkladı. Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı'nın 24-28 Temmuz tarihleri arasında ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlarda yaptığı analizlerde bir ithalatçıya ait mangal kömürünün TSE standartlarını sağlamadığı tespit edildi. Söz konusu kömürün ülkeye girişine onay verilmedi. Avrupa Birliği finansmanıyla Çevre Koruma Dairesi bünyesinde kurulan Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katı ve sıvı yakıt analizi ile hava kalitesi analizi yapan ilk ve tek laboratuvar olma özelliğine sahip. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'ndan maaş artışıyla ilgili değerlendirme geldi. Hür İş Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, enflasyonun %100'ü geçtiği bir dönemde maaşlara yapılan artışın emekçiyi kaderine terk etmek olduğunu savundu. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, bu ay itibariyle maaşlara yansıtılan hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili açıklama yaptı. Çalışan kesimin %37'lik vergi dilimine girdiğini, bu nedenle %33,32'lik hayat pahalılığı ödeneğinin birçok çalışanın maaşlarına %22 civarında yansıdığını belirten Yeltekin, zamların saat başı önümüze serildiği bir ortamda emekçilere %22 oranında hayat pahalılığı verilmesi birçok çalışanı zor duruma düşürdü, dedi. Yeltekin, %33,32'lik brüt hayat pahalılığının vergilendirmenin yüksek, kişisel muafiyetin düşük kaldığı bir ortamda insanları kredi kartlarını, kredilerini veya borçlarını ödeyememe gibi sorunlarla baş başa bırakacağını öne sürdü. Ekonomik krizin faturasını özel sektör çalışanlarına veya net asgari ücretin altında maaş alan sosyal sigorta emeklilerine kesmenin,
ülke insanını kaderine terk etmek demek olduğunu dile getiren Yeltekin, ülkedeki enflasyonun %100'ü geçtiği bir dönemde insanlara %22 civarında net bir artış yapmak, emekçiyi kaderine terk etmek demektir ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ise 2011 sonrası işe girenlere ek artış yapılması çağrısında bulundu. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin vergi dilimleri ve muafiyetleri güncellemesi dolayısıyla büyük bir adaletsizliğin ortaya çıktığını belirtti. Bengihan, en düşük maaş alan kamu çalışanının ödediği vergi birçok zengin iş insanından daha fazla dedi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS, alım gücünün korunması açısından hayat pahalılığı ödeneğinin hayati önemi olduğuna dikkat çekerek, son 6 ayda meydana gelen %33,32'lik hayat pahalılığının, özellikle 2011'den sonra işe girenlerin maaşlarına yansımasının %24 olduğunu kaydetti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada vergi dilimlerinin ve muafiyetlerin güncellenmesi gerektiği konusunda sendikanın uyarılarına rağmen hükümetin gerekli düzenlemeleri yapmaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıktığını öne sürerek, kamuda işe yeni başlayan bir kamu görevlisi Cumhurbaşkanı ile aynı vergi dilimine girmiştir dedi. Bengihan, en düşük maaş alan kamu çalışanının ödediği verginin birçok zengin iş insanından daha fazla olduğunu belirtti, adaletli vergi uygulamasının öneminin altını çizdi. Ülkede 6 aylık enflasyonun Türkiye'den %20 daha yüksek olduğunu ve Türkiye'de çalışanlara enflasyonun %15 üzerinde bir artış refah payı olarak verildiğini söyleyen Bengihan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışanlara enflasyonun altında artış verilmesi kabul edilemez ifadelerini kullandı. Bu büyük bir adaletsizliğin ortadan kaldırılması için acilen vergi dilimlerinde ve muafiyetlerde düzenleme yapılması ve göç yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerine ek artış verilmesi hükümetin boynunun borcudur diyen Bengihan, gelir ve vergi adaleti sağlanıncaya kadar sendika olarak her türlü eylem hakkını kullanarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Orta ve alt düzey kamu yeterlik sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun resmi internet sayfasından ulaşılabileceği ve 3 iş günü itiraz süresi bulunduğu bildirildi. Orta ve alt düzey kamu yeterlilik sınavı sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan verilen bilgiye göre Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Rus Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi'nde gerçekleştirilen ve 3358 kişinin katıldığı sınavlara katılım oranı %89,1 olarak gerçekleşti. 1752 kişinin katıldığı orta düzey yeterlilik sınavında başarı oranı %30 olurken, 1606 kişinin katıldığı alt düzey yeterlilik sınavında başarı oranı %24,4 oldu. Orta düzey yeterlilik sınavında en yüksek not 96, alt düzey yeterlilik sınavında ise en yüksek not 92 olarak açıklandı. Yapılan tüm sınavların ardından sınav sonuçları Kamu Hizmeti Komisyonu'nun resmi web sayfasından duyuruldu. Resmi web sayfasında açıklanan sonuçların geçici sonuçlar olduğu, sonuçların 3 iş günü itiraz süresi sonrasında yapılan tüm itirazların ardından değerlendirilip kesinleştirileceği belirtildi. Yeterlilik sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak. Avrupa Komisyonu'nun burs programları devam ediyor. Yapılan açıklamayla 2023 Avrupa Birliği burs programı kapsamında Kıbrıs'ın kuzeyinden 150 öğrenciye daha burs verildiği belirtildi. Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2023 AB burs programı kapsamında 150 yeni bursunun seçildiğini açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB burs programının Avrupa Birliği'nin eğitim ve mesleki gelişimi desteklemeye yönelik devam eden kararlılığını yansıttığı kaydedildi. Açıklamada AB'nin programı Goethe Enstitüsü tarafından uygulanmaktadır ve bugüne kadar 33 milyon eurodan fazla bir bütçeyle 2000'den fazla Kıbrıslı Türk öğrenciye destek vermiştir denildi.
Kıbrıs, Almanya ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 130 kişilik müzisyen kadrosunun sahne aldığı Windows Rotary konseri dün akşam Girne'de gerçekleştirildi. Yapımcılığını Turgay Hilmi'nin üstlendiği Beleti'nin 60. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında tüm dünyaya canlı olarak aktardığı konser SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engeller Derneği yararına yapıldı. Kıbrıs ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin yer aldığı Winds of Rotary konseri Girne Amfiteyatro'da yer aldı. Konser, Beretin'in 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm dünyaya canlı olarak aktarıldı. SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği yararına gerçekleşen organizasyon, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı Turgay Hilmi yapımcılığında Girne kenti ve Almanya'nın Jorgensmünd eyaleti kültürel işbirliği kapsamında gerçekleşen konser, Girne Belediyesi, Girne Kozmopolitan Rotary Kulübü ve Rolf Kaymakamlığı destekleri, Berete ve Genç TV medya sponsorluğunda ve sponsor kuruluşların katkılarıyla hayat buldu. Konserde Almanya'dan Symphonic Wind Orchestra Jorgensmünd, Alman Rotary Korosu, Kuzey Kıbrıs'tan Vox Afrika Korosu, Kıbrıs Sanat Sanatçıları, solistler Gözlem Özdeğirmenci, Eser Öktem, Zübeyde Yıldız ve Nis Kabeya sahne aldı. Şefliğini Turgay Hilmi, Elke Völker ve Jens Lohmüller'in paylaştığı konserde Bach, Beethoven, Morricone, Andrew Weber'in eserleri seslendirildi. Etkinlikte konserin gerçekleşmesine katkı koyan sponsorlara, konser şef ve solistlerine teşekkür plaketleri ve ana objeleri sunuldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'ın Almanya'daki Fahri Konsolosu ve organizasyonun yapımcısı olan sanatçı Turgay Hilmi'ye, ülke sanatına ve tanıtımına yaptığı katkılar için teşekkürlerini sundu. Böyle bir muhteşem geceyi bize yaşattığı için Turgay Hilmi'ye hepimiz adına çok teşekkür etmek istiyorum. O gerçekten bir Kıbrıs sevdalısı, yıllardan beridir Almanya'da yaşamını ve sanatsal faaliyetlerini sürdürürken her zaman gönlünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisi olmuştur. Bu akşam da bunu en iyi şekilde burada hep birlikte gördük, yaşadık ve televizyon ekranlarından bütün dünyaya da bu mesaj verilmiştir. Almanya Rolf Bölgesi Kaymakamı Ben Schwarz da organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek sanatçı Turgay Hilmi'ye Alman devletinin bir sanatçısı olarak yaptığı çalışmalar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Almanya arasında kurduğu kültürel bağlar nedeniyle teşekkürlerini sundu. Ben Schwarz konuşmasının sonunda sanatçı Turgay Hilmi'ye şeref nişanı takdim etti. Konserin finali Kamran Aziz'in Kıbrıs'ım şarkısı ile yapıldı. Şarkıyı sahnedeki sanatçılarla konseri izlemeye gelen sanatseverler birlikte seslendirdi. Evet, bu güzel müzik dinletisi eşliğinde bültenimize de noktayı koyuyoruz sayın seyirciler. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. We'll be right back.
İsveçli Sarah Sjöström dünya yüzme şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek Amerikalı Michael Phelps'e ait rekoru kırdı. Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı. İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını elde eden 29 yaşındaki sporcu, Amerikalı erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu. Türkiye Milli Erkek Voleybol Takımı FIBB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Türkiye, erkeklerde kazanılan bu başarı öncesinde kadın milli voleybol takımıyla da Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez altın madalya almıştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu organizasyonu Dijitürk Kıbrıs U14 liginde 6. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Ligin ikinci grubunda Gönyeli 1, Yeni Cami 1, Çetinkaya 3, Küçük Kaymaklı 1. Üçüncü grupta Doğan Türk Birliği 8, Merit Alsancak Yeşilova 0. Beşinci grupta ise 4 Yol 1, Vadile 2, Mausa Türk Gücü 11, Mesarya 0 şeklinde sonuçlar alındı. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel yol koşusu da yapılacak. Mukavemet Yol Koşusu adıyla yarın yapılacak yarışın başlangıcı saat 06'da Güvenlik Kuvvetleri Karargahı Boğazköy'den verilecek. 16 kilometrelik parkurda geçecek yarışta atletler mücadeleyi Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlayacak. Derece elde edecek sporculara ödülleri de burada saat 10.15'te düzenlenecek törende verilecek. Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Sezonun 13. yarışı Belçika'da 7 kilometrelik parkurda 44 tur üzerinden gerçekleşti. Şampiyona lideri Max Verstappen 17. turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve bu sezonki 10. galibiyetini elde ederken üst üste 8. kez kazandı. Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez 2., Ferrari'den Charles Leclerc 3. oldu. Belçika Grand Prix'sinin ardından Formula 1'e yaz arası verildi. 4 hafta sürecek yaz arasının ardından Formula 1'de sezon 27 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek. Türk Bankası para hattını sunar. Para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, bugün pazartesi. Haftanın ilk günü. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek efendim. Nereye kadar? Perşembe gününe kadar. Cuma gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor ve Kıbrıs'ta iç kesimlerde hava sıcaklıkları 40-42 santigrat dereceye kadar çıkacak. Fakat Perşembe'ye kadar bu değerler 38-40 santigrat derece. Rüzgarlarımız güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Açık, güneşli
bir haftanın içerisine giriyoruz. Ultraviyole radyasyonu ve orman yangın olasılığı çok yüksek efendim. Ve şimdi gecemiz efendim açık geçecek ve en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt'ta 19 derece. Lefke'de 23, Girne'de 25, Alev Kayası ve Lefkoşa'da 20, Gazi Mausa'da 24, İskele'de 23, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda ve Larnaka'da 25, Limasol'da 23, Baf'ta 24 ve Trodos'ta 18 derece. Ve yarın yine güneşli bir Kıbrıs Adası'nı göreceğiz. Ve en yüksek hava sıcaklıkları yine mevsim normalleri civarında seyredecek ki Lefkoşa'da 37, Lefke'de 32, Güzelyurt'ta 34, Girne'de 35, Alev Kayası'nda 33, Gazi Mausa, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 35, İskele'de 37, Larnaka'da 34, Limassol'da 36, Baf'ta 33 ve Trodos'ta 31 derece. Tabii ki sıcak havanın etkisi devam edecek. Ultraviyole ve radyasyonu ve orman yangın olasılığı çok yüksek efendim. Ve denizlerimiz pırıl pırıl efendim. 29-30 derece aralığında bir deniz suyu sıcaklığımız var. Sabah sabah üşüdük efendim. Ve denizlerimizde hava açık geçerken tüm sahillerimizde, kuzey sahil olsun, batı, güney ve doğu sahil olsun, rüzgar 3 ile 5 bofor kuvvetinde esecek. Deniz mutedil dalgalı, 1-2 metrelik de dalga boyu oluşacak denizlerimizde efendim. Evet, iyi haftalar. Diğer yayınlarımızda ne yapıyorduk? Buluşuyorduk. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.